Merhaba, sinema dünyasındaki ilginç bilgileri dosyaladığımız Sinodosya'da bu hafta biraz işin sırrını bozacağız. Sinemada her gördüğünüzü gerçek sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Birazdan izleyecekleriniz sizi hayal kırıklığına uğratacak. Beyaz Perde'de izlediğimiz filmlerden çıktıktan sonra "Vay be, adamlar nasıl yapmışlar?" dediğinizi duyar gibiyim. Bu hafta Sinodosya köşemizde CGI ve Green Box tekniklerini anlatacağız. Bakalım adamlar nasıl yapmışlar? Yüzyıl sinemasının vazgeçilmez tekniklerinden biri Computer Generated Imagery, yani kısaca CGI. Türkçesi bilgisayarla üretilmiş resim. What are you saying, Jake? You knew this would happen? Avatar'la daha çok kullanılmaya başlayan bu tekniği artık sadece aksiyon ve bilim kurgu filmlerinde değil, romantik filmlerde de görüyoruz. CGI tekniği tek başına kullanılmıyor tabii. Bunu Green Box adıyla bilinen yeşil perde, animasyon ve görsel efektler destekliyor. Bütçesini duyduğumuzda şaşırdığımız, dudak uçuklatan milyon dolarlara çekilen filmlerin bütçesinin çoğu görsel özel efektlere harcanıyor. Oldukça pahalı olan CGI tekniği için mesela Oscar ödüllü Ang Lee 120 milyon dolarlık Life of Pi filminin bütçesinin 60 milyon dolarını bu iş için harcadı. Hem efektlere uygun şekilde set, ışık, çekimlerin hazırlanması için hem de efektlerin bilgisayarlarda üretilmesi için çok sayıda teknik eleman çalışmasıyla birlikte yüzlerce milyon dolarlık maliyetli filmleri sık sık görüyoruz. Mesela Baz Luhrmann'ın çektiği romantik dramlardan biri olan The Great Gatsby yapımında verilen partinin, bahçenin ve malikanenin konseptinin tamamen CGI ürünü olduğunu görüyor, hayal kırıklığına uğruyoruz. Bu teknoloji o kadar çok gelişti ki gerçekle ayırt etmekte zorlanıyoruz. Aynı şekilde The Avengers filmi ise tamamen CGI ürünü. Now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Cat. CGI teknolojisinin dostu Green Box'a apayrı bir teknoloji. İnsanı çöllerden alıp buzullara götürme, oradan uzaya çıkartma ya da evrende bile olmayan tamamen hayal ürünü olan bir yere götürme gibi birçok yeteneği var. Hem de fazla uzağa gitmeden. Bir stüdyonun içinde. İş sadece nerede olmak istediğinize kalmış. Green screen en basit anlamda tek renk arka plan kullanılarak iki farklı görüntüyü birbirinin üstüne oturtmaya yarayan bir tür sinema teknolojisi. Özellikle düz yeşil renkli veya mavi renkli arka planda çekilmesi gereken sahneler çekilir ya da aktöre yeşil kıyafet giydirilir. Ardından post prodüksiyon aşamasında özel bilgisayar programlarıyla bu tek renk arka plan silinir ve yerine konulması gereken görüntü eklenir. Böylelikle aniden istediğiniz yerde istediğiniz kişi oluverirsiniz. Bu teknik yönetmenlerin ve yapımcıların vazgeçilmez veli nimeti. Çünkü pahalı, tehlikeli ve de çekilmesi imkansız sahneleri zamandan ve paradan tasarruf ederek daha kolay bir şekilde elde edebiliyorlar. Çekim imkansız kimi kurgular için zaten tek çare green screen teknolojisi. Örneğin uzayda geçecek bir film için bu teknoloji kaçınılmaz. Yoksa Alfonso Cuarón, Gravity filmini ya da Ridley Scott, The Martian filmini nasıl çekecekti? Let me guess. You must be Xerxes. Mesela sinema tarihinin efsane filmlerinden biri olan Spartalıların Perslerle savaştığı 300 filmi için sadece 3 set kuruldu ve filmin tamamı bu 3 sette çekildi. Yani Green Box teknolojisi sayesinde 100 Spartalıya bir set düşmüş ve görüldüğü üzere bu yeterli olmuş.
Arka plan olarak genellikle yeşil ve mavinin tercih edilmesinin nedenleri var. Bu renkler ten rengine en uzak renkler. En düşük tonda olduğu için ışığı en iyi şekilde emiyor ve arka planla gerçek oyuncunun ayrıştırılma işlemini bilgisayar için kolaylaştırıyor olması. Yeşil rengin tercih edilmesinin diğer sebebi ise yeşilin renk olarak ton ve kontrast açısından daha verimli olması ve dijital ortamda daha çok veri içererek daha kolay ayrıştırılması. Örneğin stüdyo dışında yapılan çekimlerde yeşil renk daha çok kullanılır çünkü gökyüzü mavidir. Oyuncunun göz rengi ve giydiği kostümlerde renk seçimi de önemlidir. Örneğin kot pantolon giyen bir oyuncu için mavi renk seçilemez. Tüm bu kriterler Green Box teknolojisinde renk seçiminde önemli yer teşkil eder. Karakterler kadar mekanların da bu teknoloji yardımıyla hazırlanması belki mavi ekran önünde oynayan oyuncuların performanslarını zorluyor olabilir. Ama bizi hayal bile edemeyeceğimiz ortamların içine kolaylıkla sürükleyebiliyor. Green ya da Blue Box teknolojisi ilk olarak Larry Butler tarafından 1940 yılında çekilmiş Bağdat Hırsızı, The Thief of Baghdad filminde kullanılmış ve daha sonra bu tekniği geliştiren Petro Vallos'a Oscar ödülü kazandırmıştı. Bazı filmler için görsel efekt her şey demek. Green Screen teknolojisi aslında ışıklar ve boyadan ibaret kolay bir uygulama gibi görünse de detayları ve şartlarıyla kesinlikle meşakkatli bir iş. Günümüzde pek çok film bu teknikleri kullanarak beyaz perdede harikalar yaratıyor. Kimi ise vasat durumdan bir adım öteye geçemiyor. Başka bir Sinodosya'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.